kemiğin üstüne düştüm. Kemik kırıldı ve kıkırdağımın içine girdi. Ameliyat. Tek çözüm yani. Başka türlü olmaz. Of valla. Adam da üzüldü. Ya ben bu hikayeyi biliyorum bu arada ama şu an anlatınca ya kolay değil, tarihinin gerçekten kolay olmayan en zorlu hikayesini anlatıyoruz yani ertelleme. Ve nefessiz dinliyorum bu arada. İzleyenler de eminim şu an şeydir böyle. Yapma oğlum gene mi falan diye. Senin 20'de birini falan mı ya? O bile iyi bir ya. Estağfurullah abi. Ben gayet iyi gördüm seni. Ama Ertel'le oynasam kesin beast mode açarım ya. Bir takımda olacağız ki. Yo. Asen'le bizim teke tek yapmamız lazım. Aslında inanılmaz bir içerik olur yani. Yaparız teke abi. Tek de sen böyle tabii soft oynayacaksın. Ben yok. İşler yapmaya çalışacağım falan yani. Oynayacaksak soft oynamak yok. Yok ya sen hani çok şey yaparsan. No. Ben seni geçemem yani sıkıntı o savunmada. Tamam. Biraz izin verirsen şu sokarım ama yani. Anca öyle. Yani izin verme değil abi. Ben hiçbir zaman şey yapmam. Yani böyle izin verdiğinde soktum değil. Hayır soktuysan gerçekten soktun abi. Bu böyle yani. Sokamadıysan o da bizim. Aynen. Ertel'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok az yorgunuz ama iyiyiz aynı zamanda. Antrenmandan mı geldin? Evet direkt antrenmandan buraya geldim. Adam benim. Ne, dün maçınız? Dün maçımız vardı. Yarın yine maçımız var. Perşembe yine maçımız var. Yarın şey mi? Yarın Madrid. Perşembe günü Partizan'la oynuyoruz. Sonrasında hafta sonu İzmir'e gidiyoruz sanırım. Oğlum şu Madrid'de bize bilet ayarla ya. Olabilir aslında. Son dakika oldu yani de. Ya şöyle hani izleyicilerimiz için çok kısa söyleyeyim. Erten çok sevdiğim bir kardeşim. Yani bugün hikayesini ben daha önce birçok detaylı dinlemiştim. Hakikaten böyle ağzım açık dinlemiştim yani. Bizim özellikle hani Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıslıların gerçekten böyle gururlandığı, herhalde bugüne kadar Kıbrıs'tan çıkmış en başarılı, en büyük sporcusundur. Yani bunun aslında belkisi yok. Öyle. Ve daha sadece 25 yaşında hani inanılmaz bir şeyler yapma potansiyeli olan biri. Ben her yerde böyle bir şey, muhabbet açılınca böyle diyorum bizim Ertem var Efes'te falan böyle hep gururlanarak anlatıyorum. Bir taraftan takipçilerin birçoğu bilir. Ben normalde aslında hayatta böyle bir şunu olacağım kesin garanti yani öyle bir şans verirse basketbolcu olmak isterdim mesela. O anlamda ben ve benim gibi aslında binlerce insanın da hayalini sen yaşıyorsun günlük olarak. Kendi sıkıntıları, dertleri var o konularında. Böyle dışarıdan kolay gözüküyor hani sporculuk. Çünkü dışarıdan birçok vatandaş şey gibi görüyor. Ben de öyle yorumluyorum bazen. Ya dünya kadar para alıyor, üstüne spor yapıyor ve bir de her yerde hürmet görüyor sonuçta bir işte sporcu olarak falan. Ama içerideki baskı durumlar öyle değil. İstersen çok kısa hani nasıl böyle başladı basket şeyi böyle kısaca hızlıca çocukluğun Kıbrıs ve sonrasında üniversite Amerika falan. Arada ben zaten böyle sorarım bir şeyler. Tamamdır. Biraz kendimden bahsedeyim o zaman. 1997 doğumluyum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa'da dünyaya geldim ve benim şansım doğduğumdan itibaren annem ve babamın sporcu olmasıydı. Babam ne yapıyorlardı? Babam Galatasaray'da voleybolcuydu üniversite yıllarında. Annem ise Beşiktaş'ta hem basketbol oynadı hem de atletti. Yani az çok buradaki sistemin nasıl yürüdüğünü biliyorlardı. Ve Kıbrıs'ta basketbol okulu kurdular. Benim büyüdüğüm kasabaya, köye. Güzel yurt bu arada. Güzel yurtluyum. Amorfo. Amorfo. Güzel yurt demek yani Amorfo. Evet, güzel şehir. Güzel demek. Şehir demek aynı zamanda. Yunancaydı değil mi? Evet. Rumca şey demek Amorfo. Benim de hani... Yok öyle öyle. Şey tarafı, anneanne tarafı Amorfo'lu olduğu için biz de oralıyız yani. Ve benim şansım annem ve babam bu okulu kurduğu için hem basketbolu hem arkadaşlığı hem de eğitimi aynı anda devam ettirebildim küçük yaştan beri. 2010'da basketbol severler bilir dünya şampiyonası oldu İstanbul'da. Evet. Ve Türkiye ikinci gelmişti. O yaz bu turnuvaya gelebilmek için babamla sabah akşam internette hep böyle sayfayı yeniledik biletler düşsün diye. Ve biletler düştüğü anda hemen aldık 3 tane bilet aldık. Hem grup maçları için hem finallere yarı final bütün maçlarını aldık. Ve sanırım yarı final maçıydı. Sırbistan'a karşı oynuyorduk ve çok
inanılmaz bir galibiyet olmuş son saniye. Kerem Tunçeli'nin. Kerem Turnike'yi basketi. Evet. Kerem yandan yarı sahadan çıkarttığımız topta. Hidayet abi çıkarmıştı galiba topu oradan. Evet. Kerem abi de bitirmişti. Savunma hata yapmıştı ve evet. Kerem Tunçeli turnike yapmıştı. Ve Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeli, basket! Kerem Tunçeli! Bu maçtan sonra Sinan Erdem Spor Salonu'nun tam önünde bir üst geçit var. Yaya üst geçidi. Orada beraber dönüyoruz işte evimize. Teyzemde kalıyorduk o zamanlar. Evimize yürürken Durdum ben yani. Hatırlıyorum o anı ama annemin ağzından anlatıyorum ben size şu an bunu. Durdum, Sinan Erdem Spor Salonu'na baktım ve annem durdular yani onlar da neye bakıyorsun diye. Ben de dedim ki bu salona ben bir daha girdiğim zaman oyuncu olarak geleceğim. Ve onlar da tamam yaptılar, öyle de girersin süper. 17 yaşında oluyor bu. Yok hayır, 2010'da 13 yaşındayım. 13 yaşında, özür dilerim. 13 yaşındayım. Çok özür dilerim. Ve işte Kıbrıs'a döndük. O zaman da ortaokulu yeni bitirecektim. Boyun falan nasıl o zaman 13 yaşında? 1.80, 1.82 evet. Tarzıydı diye düşünüyorum. Ortaokulu yeni bitireceğim. İşte en uzunlardan birisin değil mi sınıfında genel olarak? Evet. Yani evet. Kıbrıs'ın standartlarına göre evet. Şimdi buraya geldiğimizde, özellikle bu Efes'e geldiğimde veya başka takımlara en kısalardan biri oluyorum ama Kuzey Kıbrıs'ta evet en uzunlardan biriydim. Sınavla girilen bir kolejimiz vardı. Güzel Türk Maarif Koleji. Onun işte hazırlıkları içerisindeydik ortaokuldan biri. Ve ortaokul bittikten sonra ailem bana soruyor ne yapmak istesin yaz tatilinde. Çünkü güzel bir derece almıştım. Okul üçüncüsü gelmiştim. Ya okul ikincisi evet. Ya okul üçüncüsü bilmeyenler gelmiştim. Bilmeyenler için TMK Kıbrıs'ta hani bizim Türkiye'deki böyle çok iyi Anadolu liseleri gibi düşünün. Hani girmesi zor ya da fen sistemiyim de tamam ama ona eşdeğer oluyor yani. Eğitimi işte biyoloji, kimya falan bunları hep İngilizce alıyoruz aynı zamanda orada. Hem Türkiye'ye hazırlıyor dersleri hem de İngiltere'ye hazırlayanlar da var. Neyse ben dedim ki ya basketbolu çok seviyorum ama haftada iki antrenman, ayda bir maç biraz az geliyor. Bir de adadaki çoğu insanı tanıyorum yani arkadaşlarımı biliyorum artık. Bir kendimi dışarıda görmek istiyorum. Bu dünya şampiyonasından sonraki sene oluyor. 2011'de oluyor sanırım. Ailem tamam diyor. Bir sıkıntı yok. Biz seni İstanbul'a götürelim. Hemen üniversiteden Marmara'yı bitirdiler bu arada. Marmara Üniversitesi'nde okudu ikisi de. Üniversiteden arkadaşlarına aracı koyup benim Fenerbahçe Yıldız takımında bir antrenmana çıkmama izin verdiler. Ben de yazın işte bir hafta antrenmana çıkacağım. Sonra tekrardan Kıbrıs'a geleceğiz. Çıktık antrenmanlara. Antrenmanlar gayet güzel geçti. Ben ama aynı günde haftada iki antrenman yapan arkadaş günde ikiye yükseldi. Ben böyleyim yani. Bitse de gitsek. ama son antrenmandan sonra gayet zevkli geçiyor bu arada. Ve kendimdeki o temel yani fundamental denilen olayı eksikliğini hissediyorum. Çünkü herkes mesela reverse diyelim. İşte bir topu sağdan sol eline alacaksın ama aynı zamanda dönmen gerekiyor. Bilmeyenler için söylüyorum. Yani hücum oyuncusundan topla beraber dönmeniz gerekiyor. Bunun temel eksikliğini hissettim. Ben başka türlü yapıyorum. Diğer arkadaşlar başka türlü yapıyor. Neyse bütün antrenmanla bir hafta geçti. Son antrenmanın hoca hepimizi ortaya topladı. Ve dedi ki Erten'in gitmesi gerekiyor. Ancak eğer İstanbul'da kalmış olsaydı bizimle beraber takımla devam ederdi. Dedi ben böyle nasıl yani? Böyle döndüm hemen aileme baktım. Ailem çünkü dışarıdan izliyorlar. Bir pencere vardı oradan izliyorlardı. Hemen onlar da havaya baktılar. Bir şey mi oldu diye. Böyle havaya baktılar böyle. Ben çıktıktan sonra öğreniyorum ki benim kalmamı istemişler. Ama annem dedi ki ben oğlumu 14 yaşında İstanbul'da bırakmam. Kıbrıs'a döndük. Güzel Türk Marmara Koleji'nde 9. sınıfta eğitimime başladım. Kaderin cilvesine bak yani aslında fırsat çok da erken gelmiş yani evet. Sana. Ve sonraki sene bu sefer sınıf ikincisi oluyorum. Ve bana annem babam diyor ki ne yapmak istersin oğlum? Dedim, geçen sene zevkliydi bir daha yapalım bunu. Bu sefer Efes'e geldik. Ben yine Yıldız takımla antrenmanlara çıkacağım. Yaş gruplarımla antrenmana çıkacağım diye düşünüyorum. Ondan önceki gün işte Marmara Üniversitesi'nden olan arkadaşlarla yemek yiyoruz. Evleri de bu arkadaşın evi de tam eski Mert'teki Efes tesislerinin önünde. Efes replikasının tam önünde. İşte yemeği yedik ben camdan şeye bakıyorum. Anadolu Efes yazısına bakıyorum böyle. Büyülenmiş bir şekilde. Koç geldi arkadan elini omzuma attı. Diyor ki hazır mısın seçmelere? Ne seçmesi? İşte Türkiye ve Balkan taraması var dendi bana orada. Dedim ben antrenman yapmaya gelmiştim. Yok tarama var yarın.
Tamam dedik, eve gittik. Ben gitmek istemiyorum diyorum. ben gitmek istemiyorum tarama. Ben kendimi sınava sokmak istemiyorum. Hazır değilim diyorum. Annem gideceğiz zaten. Bunun için geldik İstanbul'a diyor. Neyse biz gittik. Abartmıyorum sizlere. Dışarıda 100 tane aile var. YGS sınavı gibi yani. İsim değişiyor bir sınavın ama. Üniversite sınavı gibi. İnsanlar dışarıda bekliyor. Ağlayarak çıkan 2 metrelik insan, oyuncular var. Ağlayarak çıkıyorlar sahadan. Ben 1.85 boyla böyle bakıyorum. Niye ağlıyorsunuz? Ve sahaya girdik. İşte ailemi dışarıda beklettiler diğer aileler gibi. Ben de içeriye girdim. İşte bir baktım içeride. İşte 6 tane pota vardı. Her potada işte 15 kişi desen, 20 kişi desen yani 120 kişi, 100 kişilik bir şeyimiz var orada. İnsan yani var, oyuncu var. Ve her potada farklı bir koç bakıyor yani işte yetenek var mı, yok mu, alır mıyız, almaz mıyız diye. 6 tane pota var, 2 tane ana sahada var. Ve sonra işte böyle yanlarda potalar var. Ben yandaki bütün potalarla dolaştıktan sonra en baştaki potaya aldılar beni. O Merter'deki testlerde de şey var. Sen basketbol oynarken 3 tane kat var. 3 kattan da işte yöneticiler, A takım antrenörleri ve altyapı antrenörleri olmak üzere seni izleyebiliyorlar. Yukarıdan o yukarıdan şeyi izliyorlar. Evet. Her şey görülüyor yani. Evet. Ben de 1.85'lik boyumla yeni smaç vurmaya başlamışım o dönemlerde. Bizi birebir oynamaya davet ettiler orada. İşte birebir oynuyoruz. Ben galiba ilk turdan birebir oynadım. Bir crossover'la savunmayı geçtim ve yandan smacı vurdum. Bir iki dakika sonra annem babam o altyapı antrenörü odasında yürüyerek gördüm sadece onları. Ve bu sefer benden saklayamadılar. Ve Efes'in beni istediğini söylediler. Kalmamı istediğini. Bana sordular bu sefer ne yapmak istersin diye. Sanırım bu Haziran sonu oluyordu. Temmuz... Ya inanılmaz bir hikaye. Tüylerim diken diken oldu. Ya anne babanın şeyini hayal etmeye çalışıyorum. İnanılmaz ya. Kalmamı istemiyorlar. Hayır ama şunu hayal et. Orası çok yani evlat tabii bırakmak istemez de. Hele ki ufak bir yerden ki onlar da Türkiye'yi biliyor aslında. Ama anne babanın gururunu düşün ya. O kadar insan arasında bir antrenör seni çağırsa yani o inanılmaz bir şey ya. Öyle bir şeyi yaşamak için her şeyi verirdim yani. Bu arada 200'e yakın oyuncu vardı orada. Tek ben seçildim. Ya koskoca Efes'in evet. Altyapı seçmelerinde 200 oyuncu arasında bir kişi seçtiler ve o sendin evet. Yani. Ve 1.85'lik bir gard yani seçilen oyuncu. Ve ben... Antrenman yapmaya gitmiştim oraya, eğlenmeye gitmiştim. Evet. Ve bu sefer benden saklayamadılar. Dediler ki tamam biz bir buçuk ay, bir ay falan bunu düşünelim. Bir karar veririz. Efes'e tamam dedi ama yani erken karar verirseniz o kadar iyi. Çünkü ülke değiştireceğim. Yani okul işte transferimi alıp başka bir okula vermeleri gerekiyor. Kalacak yerim nerede kalacağım? Efes'in verdiği lojmanlarda kalmıştım. Biz bir buçuk ay sonra aile toplantısı yaptık. Dedik ki tamam ben kalmak istiyorum dedim. Ertin dediler. Yani... Sendeyiz yani. Sen ne istersen biz sana destek abi, olmaya çalışacağız. Fırsat kime gelir ya? Ben de dedim ki bu zamana kadar beraber geldik. Eğitim ve sporu bir arada götürdük. Eğitimi ben tamamen bırakmak istemiyorum. Çünkü onlar bana tembihlediler yani. İstanbul'a geldiğin zaman eğitimin aksayabilir. Ancak bunu yapmanı istemiyoruz. Biz de tamam dedik. Ben de aynı fikirdeydim. Ve kalmaya karar verdik. Sanırım bir iki ay boyunca ben tek kaldım İstanbul'da. İşte anneannem olsun, işte babam olsun, annem olsun gelip geliyorlardı bir iki ay boyunca. Ama sonra babam Kuzey Kıbrıs'tan tayinini alıp hemen bizim Efes testlerinin yanındaki bir okula tayin aldı. Beraber kalmaya başladık. Ve ilk yılımdan bunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Çok minnettarım bunun için aileme. Benim ailem de aynı zamanda Türkiye milli takımına kadar çıkmış oyuncular. Ancak yurt dışına girilecek olan turnuvalarda ailem maalesef o sanırım ya babamdı ya annemdi. İkisi de olmuş olabilir aynı zamanda. Yunanistan'a girişte onları kabul etmediler. Çünkü onlar Kuzey Kıbrıs doğumlu. Kıbrıs doğumlu. Sen Türk değilsin. Sen Kıbrıslısın dediler ve bu sebepten dolayı da onlar giremediler yani. Takımla beraber giremediler. Yabancı sitesine düştüler. Türkiye'de aynı şekilde. Ve ben geldiğim ilk yıldan babam elinden tuttu. İşte konsolosluk dolaştık ve bana Türkiye Cumhuriyeti kimliği çıkardık. Ve ilk yılımdan 16 milli takımına girdim. O sene Kiev'deydi sanırım turnuva. Kötü bir performans göstermiş. 7. olmuştuk ama bunun mesela benim şansım. Babam bunun ne olacağını biliyordu. Ama birçok mesela Kıbrıs'tan çıkacak olan birçok aile belki bunu bilemez. Tabii. Ya burada işte kısmet ya birçok şey zaten hani senin böyle bir seviyede oynaman yani bu bir, o gerekiyormuş da zaten abi yani hani ailenin sporcu olması, aynı zamanda o vizyonu, genetik gelen birçok avantaj vesaire vesaire. Ya çok 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 sevindim yani senin adına. Çok iyi. Bu arada sen burada Efes'te daha yani
Direkt şey A takımda oynamıyorsun. Daha altyapılar... Kendi altyapılarımda oynuyorum. Aynı zamanda altyapı olarak geçen ikincilik takımımız vardı o zamanlar. Pertevniyal'le. Orada aynı zamanda oynuyordum. Gayet güzel bir program içerisindeyim tabii ki. Yoğun bir programdı. Hem okul takımı hem milli takım. Ama sadece bir günümü anlatmak istiyorum sizlere İstanbul'daki. Şimdi İstanbul'da kalanlar bilir. Benim evim, lojmanım Cevizlibağ'daydı. Efes'in testleri Merter'deydi. Benim kayıt olduğum okul Bostancı'da. Saat 6'yı çeyrek geçe gibi servis beni alıyordu. Gayet güzel bir şekilde saat 8, 8.30 belki bazen trafiğe bağlı olarak Bostancı'ya gidiyorduk. 2-3 derse girdikten sonra okul antrenmanı oluyordu. Okul antrenmanı da Kadıköy'de oluyordu bu arada, Cafer Ağa Stadyumu'nda. Oradan bize bir seçenek sunuyorlardı. Eğer antrenmanımız saat 4'ten sonraysa okula dönüp derse girip oradan tekrardan Mertel'e geçmemiz gerekiyordu. Eğer değilse 4'ten önceyse Kadıköy'den vapurla Bakırköy'e, Bakırköy'den Mertel'e geçiyorduk. Ancak orada da bazen işte bir antrenman, bazen iki antrenman yapmak durumları işte Pertemniyal ve Yıldız veya genç takım. Bu kadarla kalmıyordu. Bir sözümüz var ailemize ve kendimize. Eğitimle beraber götüreceğiz diye. Ve ben Amerika hayalleri az çok kurmaya başlamıştım diye. İlk yılından itibaren SAT ve TOEFL kursları almaya başlamıştım. Bir tanesi Levent'teydi, bir tanesi Mecidiyeköy'deydi. İşte günlük olarak oraya gidip geliyorduk mesela. Benim bir günüm sadece bu saat 11 gibi eve giriyordum. Sonra tempo aynı şekilde devam ediyordu. Ve hafta sonu Pertemniyal'le yine şehir dışına maçlara gidiyorduk. Vay be. Yani benim 3 yılım böyle geçti. İnanılmaz bir tempo. Sonra ne oldu 3 yıldan sonra? 18 yaşıma bastığımda altyapı yaşım bittiği için A takım kontratı gelmişti. Ve aynı zamanda ben SAT ve TOEFL sınavlarında iyi derece yaptığım için okullarda ben Amerika'daki okullarda benimle ilgilenmeye başlamıştı. Ve o senede 18 yaş altı milli takımına girmiştim kadrosuna. Yunanistan'da Volos şehrinde güzel bir turnuva geçirdik. Maalesef son anlarda çok iyi performans gösteremediğimiz için ikinci olduk. Yunanistan'a kaybetmiştik. Ancak oraya gelen okullardan işte DePaul Üniversitesi benimle ilgilendiğini söylemişti. Zaten onun için gelmişti. Ben biliyordum bunu. O zaman da Efes'in koçu Dušan Ivković. Vay ve be. Bana dedi ki Erten senin takımda istiyorum. A takım kontratını özetti. Babamla beraber ofislerine gittik. Hayır dedik. Amerika'ya gideceğim. Kim verdi bu kararı? Beraber verdik. Yani benim için en doğrusu bu. Yani sonuçta şimdi buradan bunu da söylemek istiyorum. Basketbolu çok seviyorum evet. Ama hayatım boyunca basketbol yanımda olmayacak. Yani ben 35-36'dan sonra 20-25 yaşındaki çocuklarla, gençlerle... Beni kastediyor 35 evet. ve 25'e. Nasıl başa çıkacağım ki? Evet. Yani bunda bir biyolojik sıkıntısı var. O yüzden hayatımı tamamen basketbol odaklı yaptım. Ama aynı zamanda basketbolu kullanarak da bir sonraki hayatıma da yatırım yapmak istedim. Bu yüzden Amerika'ya gittim. Zaten burada sen devreye giriyorsun. Burada o serüvenimi az çok biliyorsun ama izleyicilerimize de bunu aktarmak istiyorum. Tabii tabii çok kesin aktar yani. Gittin Amerika'ya şey. Amerika'ya gittim, Chicago'ya gittim. İlk yılımda gayet güzel bir... buz gibi hava. Evet, buz gibi hava. Windy City. Gayet güzel bir serüvene başladık. O zaman bizim bu Amerika'da birincilik diyelim bu arada. Konferans maçlarımız oluyordu. Benim o zaman olduğum konferans Big East Büyük Doğu mu oluyor? Evet, Big East konferansı oluyor. Ve bu Big East konferansının en iyi akademi takımına seçildim mesela oradaki eğitimle beraber. Aynı zamanda güzel de süre alıyordum ilk yılıma göre. Her şey güzel gitti. İkinci yılım geri döndüğümde tekrardan Chicago'ya bir anda tamamen sürem sıfıra indi. Hiç oynamıyorum. Yani bunun sebebini bir sezon yarısına yaklaştığımızda koça gidip sordum. Sebebi ne diye. Ve bana Erten dedi gece yattığım zaman kime haksızlık yaptım, kimi daha fazla oynamam gerekiyor diye düşündüğüm zaman aklıma ilk sen geliyorsun dedi. Dedim tamam. Ne yapalım? Oynat o zaman. Oynat o zaman. Ertesi günü geldik, takımın önünde benden özür diledi. İki gün sonra maçımız var. Ben dedim ki tamam oynayacağım. En az bir 20 dakikam var bu maç. Ve çıktık. 0 dakika. Ben orada işte tamamen film koptu benim için ve bireysel antrenmanlara devam ettim. Çünkü bir yıl boyunca basketbol oynamadım zaten orada. Ve 20 yaşındayım. Milli takım var ve biliyorum ki aday kadrosundayım milli takımın. Ve o aday kadroya girmek için de daha iyi, yani o aday kadrodan işte 20 kişilik kadrodan 12'ye düşmek için elimden geleni yapacaktım. Basketbolsuz bir sezon olmaz benim için. Sabah kalkıyorum. Burada şeyi sorguluyor muydun? Keşke Amerika'ya gelmeseydim falan. Hayır, sorgulamıyordum. Sadece onu, yani
şu an onun içinde olduğum durumu, çünkü yani keşke demek yerine o içinde olduğum durumdan en karlı nasıl çıkarsın? Evet, benim, güzel bir bakış açısı. Benim oydu. Benim düşüncelerim tamamen oydu o anda ve hem kendimi antrenör tuttum hem de dışarıdan başka bir antrenörle NBA işte personal trainer tarzı bir antrenörümüz vardı. İsmi Basil'dı. Onunla çalıştım. İşte günde 3 antrenmanla bunları çalıştıktan sonra bireysel. Bir de Open Gym denilen bir olay var. İşte bir sürü insan orada, işte gerek eski basketbolcu gerek basketbol severler bir salonda toplanıyor. 5'e 5 maç yapıyor ve kaybeden 5 kişi çıkıyor, diğer 5 kişi giriyor. Bizim şeydeki gibi, Caddebostan'daki streetball tarzı ama kapalı salon ve herkes profesyonelce yani davranıyor orada birbirine. Ve ben işte bu öğrendiklerimi, sabah yaptığım antrenmanlarda öğrendiklerimi orada göstermeye çalışmaya çalışıyorum ki hazır olayım. Fakat ben kafaya o kadar takmışım ki bu iyi, daha iyi basketbolcu olabilmeyi, vücudumu tamamen ihmal ettim. Ve bazı antrenmanlardan sonra yürüyemeyecek seviyede diz ağrısı çekmeye başladım. Tendinitim vardı zaten altyapıda çok zorlamaktan dolayı. Ama ileri seviyede oldu ve maalesef buzla veya işte yapılan o PRP, işte iğne alıp kanlı işte bir şeyler yapıyorlar ve dizine enjekte ediyorlar. Hiçbir şey yaramıyor bu arada. Hani... Yaramadı, hiç işe yaramadı yani. Evet. Ben de yapmışım bu arada dizi. Yani acısını biliyorsun az çok ama yani. Ben milli takıma gittiğim zaman bir antrenman varım, iki antrenman yokum. O zaman da şu an Darüşşafak antrenörü Selçuk Ernak'tı koçumuz. Beni tutmaya çalıştı takımda. O 12'ye girmemişim, beni tutmaya çalıştı takımda. Son antrenman Abdi İpekçi'de yapıyoruz, şu an yıkıldı. Son antrenmanı orada ben yaptım bu arada. Biz yapmıştızdır 20 yaş milli takımı. Dizler o kadar yoğun ağrıyor ki başka kas gruplarına fazla yük bindirdiğimden dolayı İşte geri geri koşarken bir anda atılmaya çalışıyorum ön tarafa ve hop kalfım kopuyor. Ve orada ben bayağı sinirli bir şekilde, üzgün bir şekilde Kıbrıs'a dönmek durumunda kalıyorum. Bu arada ben Türkiye milli takıma gelmeden önce okuldan ben transfer kartımı alıyorum ve Chicago'na ayrılıyorum. Okulsuzum yani ben bu milli takımda. Hem derslerimi vermeye çalışıyorum. Çünkü yazın da ders alacağım. Okulsuzsun, sakatlanmışsın. Evet. Ve yani şey. Yani böyle bittik yani ne yapacağız diye düşünüyoruz. Ve çok büyük bir gelecek vadeden, ya her şeyin aslında görece olumlu gittiği bir şeyden bir anda böyle her şeyin sıkıntı. Dibe vurdu yani her şey dibe vurdu. Sağ olsun New York'tan Fordham Üniversitesi'nden koçumuz Ali Ton vardı. Türktü kendisi. Yarın asistan koştu orada ve benim iyi performans gösterebileceğimi düşünüyordu Fordham Üniversitesi'nde. Ve bana böyle bir teklif yaptılar. Gel bizimle beraber başla. New York'tayız. Ben dedim yani tabii ki. Yani niye olmasın? Ancak şöyle bir kural var. Birincilik takımından başka bir birincilik takıma transfer olduğunuz zaman bir yıl boyunca resmi müsabakalar çıkamıyorsunuz. Amerika'da. NCAA'da. Ve ben de bundan yararlanmak istedim. Tamam bir yıl basketbol oynamadık. Sadece milli takım antrenmanlarına maça çıkamadık yani. Antrenmanlarına çıktın ve sakatlandın tekrardan. Bu bir yıl nasıl iyi geçirebilirsin? Dizlerinde sıkıntı mı var? Tamam ameliyat ol. İkisinden de ameliyat oldum dizlerimden. Ve bu sürede de okul değiştirdiğim için kendim seçmiş olduğum pazarlama bölümünü dersleri bazıları maalesef transfer olmamıştı yeni okuluma. Tekrardan almam gerekti. Ve bu yıl bunu yaptım. Hem sakatlıklarımı geçirmeye çalıştım hem de işte o eksik recovery senesi oldu yani. Aynen öyle oldu. Ve bir sonraki seneye geçtik. Amerika'daki 4. senem, Fordham'daki 2. senem. Çok güzel bir yaz sezonu geçirdik. Çok formdayım. Sezonun başlamasına aşık, yani resmin başlamasına 1,5-2 hafta var. Antrenmandayız. Hızlı ucundayız. Turnike'ye gidiyorum. Arkadan işte yeni gelen bir uzunumuz vardı. Böyle biraz yeni geldiği için istekliydi bayağı. Beni bloklamaya çalıştı. Top yerine başıma vurdu. Ben dengemi kaybettim havada ve direkt sol elimin üstüne düştüm. Ve bir anda böyle bir yanma duygusu geldi. Ben en son bu yanma duygusunu kalfım koptuğu zaman hissetmiştim. Kesin bir şey oldu diye düşündüm. Direkt işte takım doktoruna gösterdik. X-ray çektiler. Bir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Elinde bağda sıkıntı yok. MR'da sıkıntı yok. X-ray'de bir şey yok. Ne olmuş olabilir? Bir hafta boyunca biz tarzlı bir şekilde oynamaya çalışıyoruz. Ben topu tutamıyorum. Bir haftanın sonunda 3 tane doktor geldi John Hopkins hastanesinden. Bakıyorlar. Ben de oradayım. Biri biraz baktıktan sonra dedi ki görmüyor musunuz dedi. Neyi görmüyoruz? Şimdi bu elimizde adacık kemiklerimiz var. Ve bu kemiklerin bir tanesi şurada skopoid denilen o kadar temiz bir kırık olmuş ki onu da o kemiklerden biri sanmışlar. Hmm.
Ve burada bilmiyorum ya, görme şansı. Görülüyor şu an izi. Evet, burada bir izimiz var. Buradan yani iki seçeneğim var. Ya ameliyat olacağım, biraz daha kısa süreli bir iyileşme süreci olacak. Ya da oluruna bırakıp biraz daha uzun vadeli bir iyileşme süreci olacak. Ama biraz daha sağlıklıymış oluruna bırakmak galiba. Ben dedim ki zaten 2 yıldır basketbol oynamıyorum, lütfen yapın. Doktor ama ameliyata girmeden önce bana dedi ki geçen sene senin oda arkadaşın vardı, benim oda arkadaşım yani. Aynı ameliyatı yaptık ve maalesef tendonu kapattı. Ben dedim ki ameliyatı yapın, ben bu sezonu kapatmış olamam. Yaptık ameliyatı, Ekim'de yaptık ameliyatı. Kasım, Aralık, Ocak sonu ben tamam dedim, ben basketbol oynuyorum. Baktım hareket ediyor, tamam basketbola devam. Ama bir antrenmanla, sadece bir antrenmanla maça çıktık. Koç da bana dedi ki Ertan yani sen gel kadroda ol ama ben seni oynatmayacağım. Yani bu kadar sakatlığı riske atamam. Takım da o zaman kötü gidiyor. Maça attı beni bir 3-4 dakika. Baktı takım iyi gidiyor. O maç 20-25 dakika oynadım. Maçı kazandık. Akşamı koç bana yazıyor, Ertan sen olmasan maçı kazanamazdık. Hoş geldin. Nasıl hissediyorsun diye. Ben gayet iyi hissediyorum. 2,5 yıllık aradan sonra ben basketbol oynamaya başlamışım. Çok iyi hissediyorum tabii ki. Ama o zaman Ben & Jerry's dondurmalar var Amerika'da, biliyorsunuz. Tabii tabii. Tabii ben sakatlandım ya, dibe vurduk ya tekrardan. Ben Ben & Jerry's dondurma yemeye başladım her gece. 107 kiloydum. Şu yani, an kaç kiloyorsun? Şu an 93-94 kilosu arası, evet. Gidip geliyorum. 107 kiloyum. Yuvarlanarak gideceğim sabah. O derece yani. İşte gayet güzel, eğlenceli geçiyor maçlar. Kazanıyoruz. Oynadığım boyun kaç burada şu an? 91-92. Şeyle yani, hani kiloyla hemen evet. Uyuşuyor. Kas kütlem biraz fazla olduğu için bazen kilom 97'ye kadar çıkıyor çok halter yaptığım zaman. Evet evet, yani yüksek rakam ama hiç çok aşırı kaslı yani fit olduğun için şey olmuyor yani. Evet, çok fazla durmuyor yani. İşte şeye göre ya. Onu da ben anlatayım kısaca. Verilen göreve göre yani, çünkü eğer bana verilen görev şu anki takımda defans yüklü ve gerek kendinden uzunlarla veya güçlü oyuncularla bazen kapışmam gerekiyor saha içerisinde. Evet. Ve ona göre kendi vücudumu hazırlamam için işte ya ağır giriyorum ya esneklik giriyorum. Gardlarda en güçlü kim takımda? Ya yani senin savunma yani antrenmanları savunurken en güçlü kim yani gardlarda, kısalarda sizin takımda? Okey yani senin dışındaki savunduklarını mesela atıyorum, insan merak ediyor olabilir. Fiziksel. Larkin mi daha güçlüdür mesela, Mistich mi mesela? Şimdi Mistich'i ben Larkin'in daha güçlü diye düşünüyorum. Çünkü Mistich temas alarak oynayabilen bir oyuncu. Ancak evet. Larkin aradan kıvrılarak oynamayı seven bir oyuncu. Evet. Yani orada işte herkesin bir oyun stili var. Vücuduna göre oyun stili çiziyor kendine. Larkin boyu daha kısa olduğu için işte uzunların kollarının altından geçmeye çalışırken, Mitch için işte boyu uzun ve işte gövdesi daha geniş olduğu için ilk teması sağlayıp kendi gardını uzaklaştırıp daha sonra işte uzunun yanına çekip ya sayı atması ya da pas vermesi. Yani evet. O yüzden Mitch diyelim. Okay. Senin hikayeye dönelim şeyde. Ve ben ilk maçını yaptık. 4-5 maç böyle koç oynatmayacağım diyor. Ben 30 dakika ilk 5 başladığım da oluyor. Neyse. Bir taraftan çok mutlu hissediyorsun değil evet, mi yani? Hayata dönmüş gibisin evet, yani. Hayata dönmüş gibisin ama vücudum bana şey diyor. Kırmızı ayarım, dur oynama, kırmızı ayarım. Ve belimde ağrılar olmaya başladı. Ve bir maç, away game, deplasman maçı. Isınmalardayız. Karadağlı bir arkadaşım var, Ivan diye. Böyle hareket yaptım ısınmada. Şey yap, alüp pası at. Havaya atıp ben smaç vuracağım. Ya ben attım, smacı vurdum ben. Tamam mı? Ama 93-94 kilo machine gibi smaç vurdum. Ben unuttum ki 107 kilo olunca yer çekimi daha fazla seni aşağıya çekecek. Ben smaç vurduktan sonra ayağım ayarlayamadım ve maalesef ayak baş parmağımın, sağ ayak baş parmağımın üstüne düştüm. İlk darbeyi orası aldı. Ve bir anda yine yanma hissi geldi. Isınmalardasın bir de daha. Isınmadayız. İlk 5 başlayacağım ama. Geçen Kevin Durant'in ayağı döndü. Aynen ya, o şekilde. Yani. O şekilde oldu yani. Bildiğin ısınmada o şekilde oldu. Ya koşuyoruz. Top vurur ya parmağına. Ben dedim ki herhalde ayak parmağıma da aynısı oldu. Koşuyorum. Kötüyüm. Yani kötüyüm. Koşamıyorum. Üstüne basamıyorum yani. Ve maç başlayacak. Ben ilk 5'im ya. İşte oturduk kenara. Arkamdaki doktor, takım doktoru bana işte
şey diyor, aferin bak çok güzel bir şekilde geri geldin. O da kendinden gururdu yani. Normalde sezonunu kapatması gereken birini 4 ayda 3 ayda geri getirdik. Evet. Oynuyor ilk 5 maç diyor. Aferin koçum falan diyor işte. Ben dedim ki galiba ayağımı kırdım. Döndüm arkaya dedim galiba ayağımı kırdım. Ha 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 güldü. Tam o saatte işte Erten Gazi'de ben topallayarak sahaya çıktım. 6 dakika boyunca sahada kaldım. O halde. İşte sahaya attım, rebound aldım falan. 4 numara oynuyorum ama o duba halimle. Kilolu halimle. Rakip takımın 4 numarası gördü topalladığımı. Ve postaba aldı beni. Postaba yaparken ayak başmama bir bastı. Ben düştüm. Yere düştüm yani. Düşerken faul yaptım oyun dursun diye. Faulden sonra mola alındı. Ben molada direkt şey yaptım. Yani direkt kenara gittim böyle. Hiç oturmadım bile. Ayakkabıyı bir çıkardık. Ayak baş parmağım. İki tane ayak baş parmağı varmış gibi şişti. Morardı şişti yani. Hemen ertesi günü. Gecesi daha doğrusu. X-ray çekildi. Olay şu. Doğuştan olan bir kemik varmış. Bende ekstra kemik varmış. Ve kemiğin üstüne düştüm. Kemik kırıldı ve kıkırdağımın içine girdi. Ameliyat. Tek çözümü yani. Başka türlü olmaz. Of valla. Adam da üzüldü. Ya ben bu hikayeyi biliyorum bu arada ama şu an anlatınca ya kolay değil. Tarihinin gerçekten kolay olmayan en zorlu hikayesini anlatıyoruz yani Ertel'le ben. Ve nefessiz dinliyorum bu arada. İzleyenler de eminim şu an şeydir böyle. Yapma oğlum gene mi falan diye. Yani. Yemin ediyorum moralim bozuldu ya. Ben bunları aileme söylemeye korkuyorum. Çünkü İstanbul'a değilim. Kıbrıs'tan da kalkıp Amerika'ya gelemezler okulu bırakıp. Yani bazen işte 2-3 gün sonra, belki bir hafta, belki bir ay sonra söylediğim bile oluyordu sakatlıkları yani. Ve ameliyata girdik. İşte mecbur ameliyata girdiğimiz için söylemek durumunda kaldık. Ameliyatı olduk. Sezon kapandı. Yani size toplamda 3 yılda 4 maç yaptım. Basketbol olarak. Henüz bitmedi. Son yılım dedim tamam. Bu iyi girmem. 3 yılda hangi yaşlardasın? İşte 18'de Amerika'ya gittim. Evet, yani 18, 19, 20'de bunları yaşadım. Evet. Ya yani aslında böyle en de iyi gelişeceğin, hı-hı, üstüne koyacağın yani çok. Ya ben de hep hayatım boyunca sporcu olduğum için yani en azından amatör de olsa sonrasında nasıl korkunç bir şey olduğunu daha da iyi anlayabiliyorum. Evet. Sporcu olanlar anlar yani. Yani sakatlık sporun bir parçası ama üst üste gelince insan gerçekten... Evet. Hele bu yaşlarda mental tarafını yönetmek de çok zor. Evet ve maalesef beni biraz sert vurmuştu Amerika'daki olduğum dönemlerde. Ve ben eğitimi de bırakmak durumunda kaldım. Bırakmak derken yani derslerime gerekli odağı gösteremediğim için. Normalde işte işte A, B eksi, B artı gelen ders notlarım işte... Bir kere C artı aldığım olmuştu. Hayır, yani, olsun canım, canın sağ olsun ya. Ama bu ya önemli bir şey şeyler. Çünkü Amerika'da eğer belli bir ortalamayı tutturamazsan takıma giremiyorsun. Bak Amerika sistemi ne kadar ilginç. Yani burada öyle bir kural yok sonuçta değil mi Türkiye'de? Okula gitmesen ne olur. Değil mi? Abi şeyi tekrar kırdın. Ameliyat oldun. Ameliyat olduk. Yazın işte ameliyat olduğum için işte ekstra ders almak istedim bu arada. Pazarlamayı bitirmek için. Hem pazarlama dersleri alıyorum hem iletişim dersleri alıyorum bu arada ben. Yazın Kıbrıs'a çok yani bir 10 günlüğüne 15 günlüğüne gidiyorum ailemi görmek için. Sonra tekrardan gelip derslere devam ediyorum. Son yılım 2000 kaç oluyor? 20 oluyordu bu. Son yılımda güzel bir şekilde başladık. Sezon güzel bir şekilde gitti. Ufak tefek sakatlıklar oldu ama en fazla 1-2 haftalık bir sakatlık bunlar. Takım iyi gidiyor. Oynuyorum, süre alıyorum, sorumluluk alıyorum. Ve kendimi gerçekten gelişmiş hissediyorum yani. Bir basketbolu gerçekten kazanmak için oynayabileceğim tekrardan yani takım arkadaşlarım bana güvendiği bir sistemin içerisinde olduğumu hissediyorum. Ve bu belki de kaçırdığım 3 yılın sonunda yani bir krema oldu üstüne. Ya, telafi oldu aynı zamanda. Telafi oldu aynen öyle oldu. Ve halimden çok memnunum tabii ki. Takım da iyi gidiyor, fena gitmiyor. Güzel bir şekilde bizim konferans maçları dediğimiz olaya girdik. Yani bu March Madness denilen bir olay var. İşte farklı Amerika'nın farklı bölgelerinden bir sürü okul işte şampiyon eğer değil de ülke şampiyonu olabilmek için bir turnuva düzenleniyor. Ve o turnuvaya gidebilmek için ilk önce konferans maçlarımızı geçmemiz gerekiyor. Ve takım iyi durumda. Bir otele toplandık, bütün takımlar bir otele toplandı. Ve şu an Brooklyn Nets'in sahası olan işte Barclays Center diye geçiyor. Orada turnuva başladı. İlk maçımızı oynadık. 10-15 sayıyla mı ne kazandık maçı. Takım iyi durumda, çok iyi. Ama biz bunları yapıyoruz ya. Ya telefonumuzda bir sürü bildirim işte. Euroleague kapandı, NBA kapandı, şey kapandı işte, UEFA kapandı işte, La Liga kapandı. Ne oluyor? Koronavirüsü, pandemi çıktı.
Biz diyoruz ki kapanacak herhalde bizimki de. İkinci maça başlayacağız. Bu arada biz maçları yaparken aynı zamanda derslerimizi de veriyoruz. Otel odasına gidiyoruz. Online derslerimizi veriyoruz. Çünkü okul kapandı bizim aynı zamanda pandeminin dolayı. Dersler online oldu. Neyse. Maça hazırlandık biz. Sabah antrenmanımıza gittik. Geldik. Yemek yiyip biraz dinlenip şeye gireceğiz. Maça gireceğiz. Yemeği yedik. Dinlendik. Çantamı hazırladım ben. Maça gideceğiz. Telefona mesaj geldi. İşte herkes bu toplantı odasına toplansın. Bir maç öncesi bir toplantı yapacağız. İşte ben herhalde az solistliğim tuttu. Son gittim. Eşyalarımı topladım falan. Fokus bir şekilde. Odaklanmış bir şekilde gittim. Yani düğün salonu gibi oldu biraz. Arkadaşlarım işte sağlı soldu. Tam girişin orada beni bekliyorlar. Bir de son yılı olan Amerika, yani o takımdaki son yılı, yani mezun olacak olan oyuncular iki tane var. Biri ben, bir de Antoine diye bir arkadaşım. O çoktan gitmiş. Ben girdim böyle, işte arkadaşlarım böyle sarılıyorlar bana, şey yapıyorlar, teselli etmeye çalışıyorlar. Ben ne oluyor dedim. Koç geldi en son, sarıldı. Kolej kariyerinizin böyle bitmesini istemezdim fakat maalesef iptal oldu. Sezon iptal oldu. Tam her şey güzel gitti derken pandemi çıktı. Yani. Sürekli böyle bir şey yani, zigzaklar. Evet. Yani. Sürekli tam bir umut, sonra tekrar bir şey sıkıntı. Ve bunu söylediler. İşte ben şey düşünüyorum, yani herkese vedalaşıyoruz falan, çok teşekkür ederiz. Ben sarılıyorum, düşünüyorum. Şimdi her yer kapatılıyor. İtalya çok kötü durumda. O zaman işte ülke sınırlarını kapattılar. Büyük bir ihtimal yani JFK işte havalimanı, New York'taki havalimanı da kapanabilir diye düşündüm. Hemen çıktım oradan, babamı aradım. Baba dedim, böyle böyle durum, bana bilet bul. Buldu bilet hemen Kıbrıs'a. 5 tane valiz hazırlamıştım, 2 tanesini alabildim. İki tane valizle geldim beraber Kıbrıs'a. Girdik. Tabii Rum tarafına indi uçak. Rum tarafına indik. Annemler de Türk tarafından geçip Rum beni alacaklar. Türk tarafında koronavirüs vakası yok. Rum tarafında var. Çıktı. Evet, hatırlıyorum o günü. Geçmek istiyorlar. Polis böyle tuhaf tuhaf bakıyor yani, sınırdaki polisler. Yani niye geçiyorsunuz? Çünkü orada vaka var, burada yok. İşte oğlumuzu alacağız. Tamam dedi, hızlı olun yaptı. İşte Rumca söylemiş. Babam anlamış galiba. Hızlı olun dedi. İşte beni aldılar havalimanından. Geçtik, ben habire böyle Twitter'dan bakıyorum haberlere. Saat 12'yi geçti, kapılar kapatıldı. Vay be, şansa bak abi. Evet. Bir gün sonra gelsen geçemeyeceksin. Geçemeyeceğim. Ve bir hafta sonra New York kapatıldı. New York havalimanı kapatıldı. Ve tamamen şansa geçtim işte. Ya pandemide orada kilitli kalsaydın çok, evet, büyük sıkıntı olurdu. Evet, kalacak yerim yok. Okulda, kampüste kalıyorum. Yani kampüs kapatıldı. Nerede kalacağım ki? Evet, böyle bir durum var yani. Çok fena. Ve işte Kıbrıs'ta güzel bir evimiz var bizim, işte portakal ağaçları var, keçilerimiz var, tavuklarımız var. Yani eğlenceli bir pandemi dönemi olduğu için şey var, karantina altında kalmamız gerekiyor yurt dışından geldiğimiz için. Ben iki ay boyunca evin içinde böyle şey yaptım. Antrenman, evimde pota var. Potada tabii ki antrenmanımı yaptım. Ayrıca arada izin alıp gidip koşu yaptığım zamanlar da oldu. Yani zinde kalabilmek için. Ama şöyle bir durum var. Yani sezon başlayacak mı başlamayacak mı kimse bilmiyor. Ve ben bir takım yok, menajerim yok, hiçbir şeyim yok yani. Ben iş bakıyordum yani. Kıbrıs'tan belki iş bakarım, iş bulurum ve yani işte bir yıl, iki yıl böyle geçiririz. Sonra eğer bir planım varsa basketbolla ilgili tekrardan bakarız. Neredeyse basketbolun çıkaracaksın hayatına. Çıkacak yani neredeyse. Ve iki ay boyunca ben gittiğimde saat 4'te 5'te kalkıyorum sabah. Çünkü dersleri online almam gerekiyor mezun olabilmek için. Vay be. Mezuniyetimi kaçırdım bu arada. Uyuyordum mezuniyetimde. Online mezuniyet yaptılar. ve mezun oldum. Haziran'ın başı işte bir iki menajerlik şirketinden beni telefonla aradılar. Ve dediler ki işte bizimle çalışmak ister misin? Ben daha önce çalıştığım bir tanıştığım bir menajer arkadaşla tamam dedim. Ama yani sezon var mı yok mu bilmiyoruz. Tamam dersen imza da. Tamam dedim, imza aldım böyle. Haziran ortası veya sonu böyle 20-21'i gibi. Ben kafamda hasır şapkam, atletim, işte şortum, sandaletlerimle birlikte bu bahçemizde işte portakallar, çapalıyorum böyle. Portakal ağaçları altını çapalıyorum. Bir şeyler yapıyorum bahçede. Yanında da bir kütük var. Kütükte telefonum duruyor. Yani kesilmiş bir kütük, ağaç. Çapalarken böyle telefon çaldı. Baktığında da Kıbrıs'ta olduğum zaman anlıyorsun Türkiye'den mi arıyorlar seni. Türkiye numarası. Allah Allah dedi. Çapayı koydum böyle, yaslandım. Ağzımda tek şey arpa eksik böyle. Alo yaptım.
Ertan Gazi ile mi görüşürüm? Evet dedim. Yani kim bu? Ben Yakup Sekizgök. Yani tanımam mı gerekiyor? Artık? Evet. Efes'in yarım can tümörü. Çapa şurada ya. İttirdim çapayı. Efendim abi yaptım. Ertan işte Ergin Ataman gelecek İstanbul'a. Seni görmek istiyor. Yani İstanbul'a gelebilir misin? Ben baktım çarşamba günü. Abi dedim haftada bir uçak var. Pandemi olduğu için. Gelebilirsem gelirim. Gelemezsem yani konuşuruz. Tamam dedi sen bak haber ver. Bir bakıyorum cuma günü uçak var. Adım uçağa gittim. Yakup abiyle konuşuyoruz işte. Ertan yani ne kadar kalacağım burada, ne kadar eşya getirmem gerekiyor? Bir hafta kalırsın dedi. Abi bir hafta geçti. Bir buçuk hafta, iki hafta, üç hafta, dört hafta. Ben yani ne oluyor dedim. Tamam dedi Ergin abi seni istiyor. Tamam dedim. Anlaşma. Bir ay, bir buçuk ay. Hop anlaşmana geldi. Öyle basketbolcu oldum ben de. İlk yılımdan Euroleague şampiyonluğu. İkinci yılda başka bir Euroleague şampiyonluğu. Milli takımına girdim aynı zamanda. İnanılmaz. Böyle ya. Basketbolcu oldum. Yani çok keyifli hikaye bu arada. Erte inanılmaz. Şu sonunda şöyle bir güzel bir sonla bitti yani şeyin son şeyi. Tabii daha aslında hikaye daha bitmedi. Başında. Hikayenin başındayız yani evet. O tarafta. Şey nasıldı? Ergin Ataman seni istiyor'yu duyunca nasıl bir, ne hissettin? Ya, Ergin hocam zaten bir antrenmanı izledi geldiğinde. Orada hemen demiş yani işte istiyor kalsın dendi. Oynatırım ben Türkiye Ligi'nde bu arkadaşı diye. Benim kulağıma öyle geldi yani. Ben sevindim açıkçası. Çünkü sonuçta Efes'ten çıktım. Efes'e bir kere işte hayallerin peşinden gidebilmek için maalesef bir kenara koymam gerekti o hayali. Ama sonra tekrardan geldiğinde o hayali bir yere gitmemiş şekilde bulduğum zaman aşırı sevindim. Ve aynı zamanda ben Efes'i bir önceki sezon, iki sene önce takip ediyordum. Final Four'da kaybetmişlerdi. Benim gelmeden önceki sezonda da pandemi olduğu için sezon iptal olmuştu. Çok yani kesin birinci olacaktı. Kesin olacaktı evet. Ve dedim böyle bir takıma eğer beni istiyorlarsa demek ki ben basketbolu iyi biliyorum. Tabii. Yani abi şöyle bir şey var. Senin bir oyuncunun hani kariyerinde Türkiye için hele ki iki sene önceki Efes, yani şu anda da yine inşallah toparlarsınız falan ama en iyi yer ya hani Türkiye'de için de değil Avrupa'nın en iyi takımı. Hani evet. Şey konuşuluyor ya ben de çok canım sıkılmıştı. Mesela Sertaç Şanlı'nın mesela Barcelona'ya gitmesi. Ergin Hoca demişti galiba. Tam Barcelona güzel bir hayal ama sen aslında ikinciye gidiyorsun yani. Sen birinciyi bırakıyorsun. Yani Barcelona'nın İspanya'da olması çok ya da Barcelona olması havalı olabilir ama aslında sen zaten en iyi takımdasın. En iyi bırakıp bir insan niye bir kötüsüne gider ki ya da iki kötüsüne vesaire. Yani ben öyle bakmıştım ve o kadar çok insan bu hayalleri kurarken bu seviyeye de gelmen çok da güzel. Ve şey de ilginç aslında. Orada seni tekrar çağırdıklarında geldiğinde antrenmanda form kaybetmemiş miydin? Ben yani? Çalışıyordum. Evet. Yani çok iyi tutmuşsun o zaman. Çalışıyordum gerçekten. Evet. Ve açıkçası kendime güvenim de vardı. Çünkü bir önceki sezon sorumluluk aldığım için takımımda. Yani gerek hücumda olsun gerek şutta olsun kendime güvenim olduğu için yani yaratıcı bir şekilde basketbol oynuyordum ve bunu gördü hoca. Ve beni takıma katmak istedim. Peki sen kendi basketbolunda en çok beğendiğin ve beğenmediğin noktalar neler? Beğendiğim nokta başıma daha önce bunu bir sonraki bölüme saklarız büyük bir ihtimalle. Başıma gelen birkaç olay var ilkokuldan, ortaokuldan olsun, Amerika'da olsun. Ve o başıma gelen olaylardan dolayı sahada hiçbir zaman pes etmeyi seven bir oyuncu değilim. 20 ile geride olalım, 30 ile geride olalım veya işte 10 sayı, 5 sayıyla geride olalım, elin titrediği anlar olsun. Ben her zaman %120'yi, %50'yi vermeye çalışırım orada. Benim için de öyle bu arada. İster 10 sayı, 20 sayı ileride olalım, ister geride olalım. Önemi yok yani. Hep maksimumunu vermeye çalışıyorum yani. Yani çünkü sonuçta sezonu geçirdin, yıllarını geçirdin, arkadaşlarınla beraber oynuyorsun ve aynı zamanda şu an mesela Efes, Anadolu Efes'in taraftarı da mesela bizi bu kadar yıldır destekliyor, bu kadar sezonu destekliyor. Mesela onlara yakışan bir performans göstermem gerekiyor sahada. Hı hı. Ve yani benim en sevdiğim noktam bu. Çünkü şey oluyor, bir anda o bir mücadeleci ruh diyelim buna. Evet, bir anda bir switch dönüyor ve hemen enerji işte %100'ken mesela %200'e çıkıyor ve agresiflik başlıyor mesela. Sadece o düşünce. O da ilkokulda başıma gelen bir olaydan dolayı. O da anlatsana onu bu arada. Anlatayım mı? Vaktimiz var. Anladım. Bunu anlatayım. İlkokuldayız. Basketbol maçı oynuyoruz işte. Takımın yani
çekip çeviren takımı ben. Ve maalesef çok sert bir rakip takımdan bunu biliyordu. Başa baş giden bir mücadeleydi. Ve rakip takım bana çok sert bir faul yaptı. Burnum işte kanamaya başladı. Oyun dışına çıktım. Girmek istemedim oyuna. Girmek istemedim yani. Bildiğin korktum maç çıkmaya. Korktum. Çünkü bir daha vuracaklar diye korktum. Ve ben kenardan şeyi izlerken, maçı izlerken takım arkadaşlarımın o yani o bakışları beni yerle bir etti. Maçtan çıktık. Maçı kaybettik bu arada. Maçtan çıktık. Dışarıdayız. Babam maça gelmişti. Babam hiçbir şey söylemedi. Arabaya oturduk. Eve gittik. Hiçbir şey söylemedi. Odaya çıktık. Ben odaya kapandım. ve o maçtan sonra kendime bir söz verdim. Olmayacak yani. Böyle bir şey. Sen bu değilsin. Olmaması gerekiyor. Ve biraz önce bahsettiğim o switch olan olay her zaman bu aklıma geliyor. Takımın bana ihtiyacı olduğu anda hemen o dönüyor ve eğer %100 enerjim varsa o hemen iki katına, üç katına katlanıyor. Müthiş bir hikaye yani. İşte o zamanki bir olayın aslında hayatını nasıl tüm hayatına yansıdığını da göstergesi. Tabii sen bunu olumlu almışsın. Çok da kritik bir şey. Peki yavaştan toparlarken aslında çok da sormak da istediğim şey de var. İşte takımla da ilgili vesaire. Bundan sonrası için ne planlıyorsun? Basketbol kariyerinde ne seviyelere gelmek istiyorsun? Ben seni hani çok sevmek dışında gerçekten böyle objektif olarak dışarıdan basketten de birazcık anladığımı varsayıyorum. Gerçekten çok yetenekli buluyorum. Yani sadece çok atletik olman değil, çok iyi bir şütör, clutch bir şütör. Hem savunma hem hücumu çok güçlü, fiziği çok güçlü vesaire. Böyle bence yani böyle doğru fırsat olur ve hiçbir zaman çalışmayı bırakmazsan belki de gelmiş geçmiş en iyi Türk guardlardan biri veya guard olabilirsin şeylerden yani pozisyonlarında. Bence bunu amaçlamalısın. Ben de senin adına şimdi kendi hedefini, senin hedefini kendim tayin etmiş gibi olmayayım ama ben evet, senin yerinde olsam gerçekten şeyi hayal ederdim yani gelmiş geçmiş en iyi Türk gardı olmak. Ne bileyim böyle belki triple double yapmak böyle Euroleague finalinde orada burada milli takımla çok kritik maçlarda. Sen ne hedefliyorsun? Hedeflerim yani gayet güzel bir şekilde zaten vurguladınız. En iyi Türk gardlardan biri olmak istiyorum. Çünkü o yeteneğim var. O vücutta olan doğal gelen bir yetenek var. Ve bunu açıkçası boşuna geçmesini istemiyorum zamanın. Sadece sabırlı bir şekilde gerekli özveriyi verip sabırlı bir şekilde şu an sıramı bekliyorum diyelim. Çünkü hem kendime, ilk önce kendime kanıtlamam gereken bir sözlerim var kendime basketbol konusunda. Daha sonra da başka insanlara kanıtlamam gereken şeyler olduğu için benim hedefim şu an en iyi Türk kartlardan biri olmak. Gerek hücum gerek savunma olsun. Süper. Peki orada bu hedefin doğrultusuna giderken kendince geliştirmek istediğin en zayıf gördüğün yerin neresi kendinde? En zayıf gördüğüm şimdi çok fazla bir enerji olduğu için ben de biraz daha bazı şeyleri okuyarak yani basketbolu okuyarak oynamam gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü o patlayıcılık ve o yetenek olduğu için eğer bazı şeyleri görebilirsem daha fazla kesinlikle onlara yapacak da yeteneğim olduğu için çok daha rahat olacaktır bazı şeyler. Süper. Kapatmadan bir de şeyi söyleyelim. Yani belki biraz böyle takımdan insider bilgi şey yapalım. Takımın sence böyle enleri neler yani mesela? En iyi şütör kim? En iyi savunmacı kim? Savunmacı sensindir diye düşünüyorum hani şeyde. Bizim kaptanımız var Doğuş Balbay ama bu sezon maalesef sakatlığından dolayı maalesef bizimle çok beraber olamadı. Ancak ondan sonra böyle istekli ve iyi savunma yapan kendimi görmek istiyorum. Kendimi söylemek istiyorum. Doğuş gerçekten efsane savunmacı evet, ve şey. Yani çünkü oyun savunma stillerimiz farklı aslında Doğuş abiyle. O çok fazla baskı yapabilen biraz daha hafif bir oyuncu. Ben biraz daha hücumu okuyup doğru yerde hamle yapmaya çalışan bir savunma stiliyle yapmaya çalışıyorum. Yani biraz irite edici bir savunma yapmaya çalışıyorum. Evet, ama Doğuş da bayağı şey yapıyor. Mesela Doğuş abi kadar ben top çalamam. Çalınmaz evet, yani. Çünkü gerçekten oyunu görüşü ve savunmaya hücumu okuyuşu çok ileri seviyedeydi. Umarım önümüzdeki sezonda beraber çalışacağız Doğuş abiyle.
Bir sonraki soru neydi? Tam olarak. Mesela en iyi şutör. En iyi şutör Rodrigo Bobo'a. Bunun bir Bobo'a, şeyi yok yani. Bir tartışması yok. Evet. Çünkü gerek hareketli olsun, gerek dribbling üzeri olsun, gerek en clutch anlarda olsun çok soğukkanlı. Evet. Ve Larkin, yani bilmiyorum tabii Bobo da çok şey de. Bilmiyorum, ben birazcık fazla pro Larkin'ciyim yani. Larkin hayranlığım var yani. Ama en iyisini sordum, ben Larkin kötü demiyorum. Yok yok, en iyi. Bir de şöyle bir, aslında benim Larkin'i ekstra sevme sebebim Larkin işte benimle aynı boyda. Hı hı. Böyle Larkin hep bana şeyi hatırlatıyor. Yani aslında sen de hiçbir zaman mesela atıyorum boya suç atamazsın. Hı hı. Ki yani benden daha kısa, hani 1.85 falanım ben. Benden daha kısa basketbolcular da var. Hani sen de belki şey diyorsundur. Ya keşke 1.98 olsaydım falan, daha da şey. İsterdin değil mi yani? Tabii hani, ki kim istemez. Kim istemez değil mi böyle? Ama işte bahane değil olay. İşte Larkin benim boyumda belki de Euroleague'in gelmiş geçmiş en iyi gardıdır yani. Hani bilmiyoruz hani. Gelmiş böyle en iyi yabancı gardlardan biri olabilir. Ya en iyi, evet. O anlamda şey, bahane yok yani. Hani çok da güzel bir örnek. O yüzden ben hep böyle Larkin hep daha hep böyle gözümde de hep benim için çok değerli bir oyuncu. O boyuna rağmen kesinlikle yapabilmesi. Ama o da işte babası işte beyzbolcu falan değil miydi? Beyzbolcusuydu. Babası beyzbolcuydu. Aynı zamanda büyürken Amerikan futbol oynadı. Ve o yüzden mesela içeri girerken dikkat edin, topu tek eline alıyor. Vücudunu kullanarak. Evet evet. O Amerikan futbolunda esinlenmiş bir hareket mesela. Çok doğru ya. Ertencim, ayağına sağlık. Diline sağlık. Hani herhangi bir dinleyen için gerçekten kolay değilin konseptine, formatına böyle inanılmaz oturan, ki daha bir sürü de hikaye vardır, bir hikaye oldu. Özellikle sporcu, basketbol severler, basketbolda oynamış, oynayan insanlar için ekstra motive edici, ekstra ilham olan, pes etmemek gerektiğinin çok güzel bir örneğisin. Daha gidecek çok yolun var. Bu bahsettiğin aslında kayıp gibi gözüken seneler tam tersi belki de senin çok daha hızlı olgunlaştıran seneler ve şu anki bulunduğun konum da aslında o yani yaşadığın tüm sıkıntılara rağmen ne kadar yetenekli olduğunu ve sana insanların inandığını ve hak ettiğini de gösteriyor. Umarım hani bir sonraki bölümde, ne zaman olur bilmiyorum, çok daha böyle farklı, belki birkaç sene sonra ben seni bir gün böyle o süperstar şeyde göreceğime inanıyorum yani böyle. Çünkü Erten'de şey var. Yani el titreme gibi bir şey yok yani. Bunu da daha önce seninle konuşmuştuk. Çok ilginç bir özgüven ve rahatlık var sahada. Bence basketbol için en kritik ilk şey bu. Basketbol için demeyeyim bu arada, sporculuk için, ama basketbol için en önemli şey o özgüven ve rahatlık her zaman sahada. Ne olursa olsun, en iyi oyuncuyla da oynasan yanında, karşında işte en iyi guard da olsa, en büyük rakip de olsa, gözünde büyütmeden rahat bir şekilde işte bir dakikada, o 10 saniyede kalsa hücuma, o sende var. Hani bunların hepsini harmanlarsan çok başka bir yere gelebilirsin diye düşünüyorum. Tekrardan yana sağlık arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.